Bu sempozyuma ev sahipliği yapan Üsküdar Üniversitesi'nin kıymetli rektörü Profesör Doktor Sayın Nevzat Arhan'ı davet etmek isteriz Sayın Hocam. Sayın Başkan, değerli misafirler, basınımızın değerli mensuplarını hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu seçilen konu gerçekten çok önemli bir konu. Neden önemli? Gürbüz Hoca biraz önce söyledi, küresel barışı tehdit eden bir konu. Biz şu anda yani öyle bir konuyu bilimsel bir zeminde, analitik bir zeminde ele almaya çalışıyoruz ki aslında bu medeniyetleri birbirine çatışmasını götüren bir konuyu tartışıyoruz ve buradan burada üretilecek fikirler sempozyumun sonucunda ortaya çıkacak rapor ve insanlara önemli hizmetler verecek. Belki de kelebek etkisi olacak. Belki de kötüye gidişi iyiye doğru çevirecek bu konuda bir etki yapacak diye ümit ediyorum. Kötüye gidiş neden söyledim? Şimdi 1950'lerde Avrupa'da 800 bin Müslüman var. Bugün 23 milyon Müslüman var. Ve bu Avrupa ırkçılık ve yabancı düşmanlığın izleme merkezinin raporları var. Bu raporlara göre Avrupa'da, şimdi İsviçre'de biliyorsunuz geçenlerde biz oylama yapıldı, minare oylaması. %58 minare görmek istemediğini söyledi İsviçreliler. Bu çok önemli bir rakam. Diğer taraftan Avrupa'da yaşayan bu Avrupa ırkçılık ve yabancı düşmanlığın izleme merkezinin raporuna göre çalışma şartları, eğitim ve barınma konularında Avrupa'daki Müslümanlar ayrımcılığa tabi oluyorlar. Bu ve İslam Avrupa'da yaygın bir şekilde İslam güvenlik tehdidi olarak algılanıyor şu anda. %58 minare oylamasında görmek istememenin arkasında %58 İslamiyet'i güvenlik tehdidi olarak görme var. Bu ve bunun başlangıcı 2001, 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler trajedisi biliyorsunuz ve bu dönem bu silah savaş lobisinin dünyada Müslüman medeniyetiyle Hristiyan medeniyetlerini çatıştırmak isteyerek bu arada bundan faydalanmak isteyen uluslararası sermayenin, savaş lobisinin taşeronlarının yaptığı bir eylem biliyorsunuz. Bu eylem çok şeyi değiştirdi. Bakış ve İslamofobinin yükselmesine sebep oldu. Ve bu da siyasette karşılık buluyor İslamofobi. İşte Norveç'te 70 kişinin öldürülmesinin olayında olduğu gibi yabancı düşmanlarının, partilerinin boyunun yükselmesi gibi ve nihai hedef bu projedir ve bu projeyi yapılmakta nihai hedef, hatta birçok ülkeye girerken vatandaşlık testleri yapılıyor. Yani vatandaşlık testleri yaparak Almanya bile, İngiltere bile vatandaşlık test sorular yapıyor, öyle göçmenleri alıyor. Bu yani bunlar hepsi ve bu antiterörizm adı altında yapılıyor. Gerekçesi de 2001 İkiz Kuleler olayı. Şimdi bu projeyi yapanların nihai hedefi Avrupa'daki ve Amerika'daki Müslümanları Endülüs gibi yapmak. Yani benim belki inşallah fazla aşırı bir yorumumdur ama fakat bunu ciddiye almak gerekir. Endülüs gibi yapmak. Endülüs'te biliyorsunuz bir medeniyet, 700 sene duran bir Avrupa'nın ilk hastanesi Endülüs'teydi, ilk üniversitesi Endülüs'teydi. Kurtuba'dan çekildikten sonra Müslümanlar, ondan sonra işte Rönesans falan oradaki bilgilerin yansımalarıyla ortaya çıktı. Ve Endülüs'ün yavaş yavaş erimesi ve Osmanlı o dönemde yardım edemedi Endülüs'e. Bu Avrupa'daki Haçlı, o zamanki İslamofobi harekete geçirdiler. O zaman Haçlı hareketiyle bunu yaptılar.
O dönemde Kur'an ve İslam karşıtlığıyla Katolik hareket Endülüs yaptı. Aynı korkunun şu anda bu Avrupa'daki Müslümanlar için olmadığını söyleyemeyiz. Çünkü ben bana gelen bazı bilgilerden Avrupa'da yaşayan, biz her sabah taşlanma korkusu, camimizin taşlanma korkusuyla uyanıyoruz diyen Müslüman gruplar var. Orada yaşayan Türk gruplar var. Bunlar bizzat mail attılar. Saklıyorum o maili. Bunlar ciddiye almak gerekir. Endülüsler nasıl yavaş yavaş Kuzey Afrika'ya Endülüs'teki Müslümanlar uzaklaştırıldı, asimile edildiler. Avrupa'dakiler de ya asimile edilecek ya kaçırtılacak ve geri dönüşte yavaş yavaş başladı. Eğer biz İslamofobiyi ve diyaloğu, önyargıları dağıtmayı başaramazsak, yani belki 50 sene sonra Avrupa'daki nüfus, İslam nüfusu azalacak, biz Avrupa bir İslam devletine hamile ederken mevcudu da kaybetme durumumuz var. Burada kader çalışmadan vermiyor bir şeyi. Muhakkak çalışıp bir şeyler üretmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi yani İslamofobinin başlangıcı 11 Eylül dedik. 11 Eylül'de İkiz Kuleler yıkıldığında Muhammed Ali biliyorsunuz ünlü boksör, o ziyarete gidiyor orayı. Ziyarete gittiğinde gazeteciler ona soruyorlar, siz diyor El-Kaide gibi bir örgütle aynı dinden olduğunuz için ne hissediyorsunuz diye Muhammed Ali'ye soruyorlar. Muhammed Ali çok süper bir cevap veriyor. Diyor ki siz Hitler'le aynı dinden olduğu için ne hissediyorsanız biz aynı şeyi hissediyoruz. Yani şimdi burada işte bütün yani teröristle terörü, Müslümanlar, İslam'ı muhakkak yani radikal, marjinal gruplarla bunları ayırt etmek gerekiyor. Bu da bizim işimiz, akademik alanların işi. Çünkü en güçlü silah bilgi silahı. Yani bu bilgi silahını çok iyi bir şekilde değerlendirirsek yani bütün oyunlar fitne bozulur ve bir ciddi bir psikolojik savaş var bu konuda. Yani İslam algısını değiştirmek için algı yönetimi yapılıyor ve bu algı yönetimi içerisinde insanlardaki İslam algısı değiştirilmeye çalışılıyor ve şöyle bir İslam algısı var Batı'da, özellikle işte akademik çevrelerde. İslam statiktir, değişime cevap vermez, monolitik bir bloktur İslam tarzında düşünülüyor ve Müslüman barbardır, cahildir, kapalı fikirlidir, hoşgörüsüzdür, fanatik insanlardır Müslümanlar. Yani bu bilgi oryantalist kibirle bu şekilde görülüyor. Bunu değiştirmek şu anda çok kolay. Çünkü internet var, sosyal medya var ve bilimsel zemin var. Bu zeminde bu çok kültürlülüğün önemli olduğu Batı toplumlarında rahatlıkla sağlıklı fikirler, sağlam fikirler, güçlü fikirler yerini bulacaktır muhakkak. Bu nedenle İslamofobiyi analitik bir biçimde ortaya koymak, burada onu yok saymaktan çok daha önemli. Yok saymak çok tehlikeli. Yok saymak bir kanser hücresini görmemezlikten gelmek gibi hızla yayılır. Ve Batılılar şunu biliyorlar ki, bu Obama'nın Türkiye geldiğindeki konuşmada geçen cümlesini okumak istiyorum. Bütün tarihçi, ben bir tarihçi olarak, tarih öğrencisi olarak ben ve bütün tarihçiler bilir ki bugün medeniyetin İslam dininden büyük borcu vardır demişti. Bugünkü medeniyetin, insanlığın geldiği medeniyetin İslam dinine büyük borcu vardır demişti. Bu borcu onlara hatırlatmamız gerekiyor. Bu arada peki Bediüzzaman'la İslamofobiyanın ne ilgisi var dediğimizde, Bediüzzaman 100 yıl önce 1900'lü yıllarda meşrutiyetin ve o zamanki hürriyet, adalet, musavat gibi meşrutiyetin gelmesiyle birlikteki zihinsel dönüşümü Anadolu'da anlatmak için Kürt aşiretleriyle ilgili sohbetleri oluyor. O sohbetlerdeki verdiği mesajlar Münazaret isimli kitabında ve orada bakıyorsunuz hep eşit vatandaşlığı savunmuş ve demokratik kültürün tohumlarını atmış. Yani demokratik kültür neydi? İşte eleştirilebilirlik, özgürlükçülük, katılımcılık, çoğulculuk gibi temel değerler. Bu değerlere bakıyorsun Bediüzzaman bunları hepsini, çoğulculuğu, temsiliyeti, katılımcılığın hepsinin fikirlerini yapmış ve demokrasiyle
İslamiyet arasında doku uyuşmazlığı olmadığıyla ilgili tezini, yani benim görüşüme göre bunu Bediüzzaman 1900'lü yıllarda savunmuş. Kürt aşiretlerine verdiği derslerle. Yani bu teorik temelde çok önemliydi. Çünkü yani genellikle demokrasi batı kavramı olarak görülüyor ve siyasi anlam yükleniyor. Halbuki demokrasi sadece değer değil, aynı zamanda yöntem. Kur'an'da yöntem belirtilmemiş, insanlara bırakılmış. Bu çağdaki yöntem demokrasi. Daha önce monarşilermiş hakikati anlatabilmenin, yaşayabilmenin yöntemi. Bu zamanda da monarşi yerine demokrasi yöntemdir. Bu yöntemin ve bunun bir kültürünün temellerini İslam tarihinde bu derece yüksek sesle dile getiren, teorik temellerini atan, fikri temellerini atan Bediüzzaman'a minnet ve şükran borçluyuz bu nedenle. Ve Bediüzzaman'ın bir Avrupa ikidir diyor. Bir müsbet ve menfi diye ikiye ayırıyor. Yani Avrupa'ya böyle cephe almak tarzındaki bir yaklaşım değil. Tamamen analitik bir yaklaşımla, yani isimle sıfatları birbirine ayırıyor. İyi sıfatlara dost, kötü sıfatlara karşı duruş alıyor. Ve Bediüzzaman'ın getirdiği bir subjektif paradigması da cihat tanımını, manevi cihat tanımını getirmesi ve müsbet hareket kavramını getirmesi. Bütün bunlar Batı'nın anladığı diller. Batı'da bilim çevrelerinin anladığı diller. Cihat, İslam literatürüne baktığımızda cihatta büyük cihat olarak nefisle mücadeleyi görüyor. Tebuk Savaşı'nı biliyorsunuz, Hazreti Peygamber Aleyhisselam dönüşteki büyük cihat, küçük cihat bitti, büyük cihat başladı dediği büyük cihatı, yani manevi cihatı, yani nefisle cihatı Bediüzzaman ön plana çıkarmış. Ve bu nedenle gerçek cihat aslında düşmanı terörle vurmak değil, düşmandan daha güçlü olmak gerçek cihat. Bu Batı'daki kabul ve hoşgörünün bozulması, bu kabul ve hoşgörünün Batı'nın önemli bir değeriydi. Bu değerin kaybolmasından Batı'daki entelektüel çevreler de çok rahatsız. Bu nedenle Medeniyetler İttifakı ile ilgili Birleşmiş Milletler'in kararı var. Birleşmiş Milletler küresel barışa hizmet edecek her şeyi destekleme durumunda ve insanlığın ihtiyacı var bu nedenle. Çünkü artık küresel bir savaş çıkarsa insanlığın biteceğini herkes biliyor. Çünkü nükleer güç var ve dünyada insanlığın sonunu götürebilecek. Bu nedenle yani savaşın ne gibi kötü sonuçların olacağını insanlık daha iyi biliyor. Küresel barışa hizmet eden Bediüzzaman'a burada hepinizde rahmetle anıyorum. Sabırla dinlediniz. Teşekkür ederim.